Aslı bugün böyle enteresan bir binayla baş başayız sanırım. Ondan sonra böyle turunculu sarılı borular dolaşıyor binanın etrafından. Nedir bu binanın hikayesi? Evet, bu bina Esentepe'deki gazeteciler sitesinde, Haberler Sokak'ta, No8 de konumlanan bir bina. Adı yerinden geliyor, No8 binası. Bir ofis yapısı esasında ama salt bir ofis yapısı değil. Yeni nesil ofis yapısı diyebileceğimiz belki şu günlerde bir yapı, çok fonksiyonlu. İçinde hem ofisler barındırıyor, hem sosyal bir takım aktivitelerin geçtiği alanlar var, bir kafeteryası var, spor alanı var, müzik stüdyosu var. Bugünün çalışma prensiplerine, prensip de demeyeyim de, bugünün çalışma alışkanlıklarına cevap verebilmek üzere tasarlanmış ve öyle talep edilmiş, öyle tasarlanmış bir bina. Bizim de yakın zamanda yaptığımız, yaparken de çok keyif aldığımız bir proje. Pek Burcu çok var galiba, değil mi? Burcu var, evet. Anonim İstanbul olarak bizim ofisimiz. Benim ortağım Burcu Serdar Kötnarş. Onunla birlikte yürüttüğümüz bir proje. Ve esasında birçok hikayesi var binanın, değişik değişik, bizim için özel olmasına sebep olan. Nereden başlayayım bilmiyorum ama... Senin aynı zamanda zaten böyle bir ofis binası ile ilgili daha önce de, değil mi? Yani hani ofisle ilgili özel böyle bir çalışma şeyinde var. Evet, geçmişte mesleki kariyerimde öyle gelişir ya, bir yerden bir şey başlar ve öyle devam eder. Benim de çok ofis yapısı yapma şansım oldu. Hem Türkiye'de hem Hollanda'da çalıştım ben bir dönem. Orada da daha büyük ofis yapıları projelendirmesinde hem yani bina projesinde hem iç mekan projesinde bulundum. Farklı deneyimler elde ettim tabii. İlk mesleğimin ilk zamanlarında çok kısa bir ofis mobilyası ile ilgili bir deneyimim de var. Dolayısıyla ölçek de arada değişti falan. Çalışma şeylerini, mekanları ve çalışma biçimleri üzerinde birazcık düşünme fırsatım oldu aslında. Öncesinde de böyle bir şey vardı zaten, antrenman. Vardı. Ama hani özellikle Türkiye'ye döndükten sonra da tesadüfen oradan devam etmiş olduk. Ve yani ofisin geçmişi, dünü veya çalışma mekanlarıyla ilgili, çalışma eylemiyle ilgili bir sürü şeyi gözlemleme fırsatım oldu. Onları da tabii ki projeye bir şekilde aktarmaya çalıştığımız bir proje, No8 projesi. Ben esasında yani burada şimdi konukları düşünürken hep böyle biraz fazla erkek egemen bir mimarlık dünyasının içinden kimler olabilir? Hep böyle kafa yoruyorum, hani biraz alternatif ne olabilir? Hani dışına çıktığımızda o erkek dünyasının, o tasarımcı erkek, mimar erkek dünyasının diyelim. Bir yandan böyle tasarımcı, aynı zamanda böyle akademisyen, böyle çeşitli bir aradalıkların, ortaklıkların oluştuğu durumlar var galiba, değil mi? Yani bu sizin hani sadece Burcu'yla da değil galiba, değil mi? Böyle hani çeşitli zamanlarda farklı kişilerle bir araya gelip o anonim de biraz öyle bir şey mi? Öyle bir şey, evet, doğru. 2010 senesinde biz 4 kadın tasarımcı olarak diyeyim, çünkü 3 mimar bir grafik tasarımcı olarak başlamıştık ve çok planlı programlı bir şekilde başlamadık Anonim'e. Sonrasında tabii bir takım değişiklikler oldu. 2 kişi kaldık sonunda, Burcu ile ikimiz Anonim'i yürüten. Ama o zaman da çok disiplinli bir tasarım ortamı yaratmak diye kendimize bir hedef koymuştuk. Sonrasında da çünkü o zaman da yani üç mimardık ama Burcu aynı zamanda peyzaj tasarımcısı. Evet. Benim de iç mekanla ilgili çok haşır neşir olmuşluğum var. Dolayısıyla böyle bir grafik tasarımcı arkadaşımız vardı. Tasarımın her alanıyla demeyeyim ama yani birçok alanıyla uğraşabilme arzumuz vardı. Galiba sonrasında da bir şekilde onu becermeyi başardık. Bu proje de aslında onun için de önemli bir proje bizim için. Çünkü bütün o tasarım alanlarının hepsini bir yerinden dokunan bir proje. Hem iç mimarlık yani mimarisi de var cephesiyle peyzaj tasarımını yaptık. Grafik tasarımlarını yine in-house ofiste ürettik. Sonuçta biraz böyle bizim fantazi projemiz gibi de olmadı değil. Bir taraftan bakınca yani onun üstünde durduk. Bu herhalde o Esentepe'nin alçak kum böyle konut yapısının içerisinden bir yenileme projesi aynı zamanda. Bir yenileme projesi o anlamıyla da önemli bizim için. Çünkü biz aslında böyle çok mimar varlığıyla yeni bir şeyler bir yerlere üretmek yerine bazen olan bir şeyi iyileştirmek üzerinden bir anlayışımız da var. Ben onu çok önemli buluyorum. Bugünün dünyasında bu bütün imkansızlıklar ya da kaynak sıkıntıları yüzünden. Ve iç mekan projeleri de özellikle buna olanak tanıyor. Bu projede her ikisini de yapabilme şansımız oldu. Bu bina dediğin gibi bu gazeteciler sitesi esasında 1960'larda şehrin dış çeperinde kalmış olan Esentepe'de kurulmuş bir tür kooperatif. Yani bugün gerçi tam merkezi gibi bir yerinde. Aynen öyle. Ve tipolojisi bu. Alt katlarında bir kot yukarıda bahçeleri olan yoldan, altı garaj olan, üstünde iki katlı ikiz genelde villalar olan bir grup ev. Bunlardan biz ilk bu projeye esasında bu projeyle ilgili şöyle de bir başka hikaye var. Şuradan bakarsak bizim bu binayla ilk haşır neşir olma halimiz 2010 senesinde oldu. Yani öyle de bir geçmişimiz var. İlk dönüştürmemiz bu binayı 2010 senesinde biraz daha farklı bir biçimde, daha yüzeysel olarak hızlı bir şekilde biraz müşterinin talebi. Evet tabii. Genelde ofis yapıları çok hızlıca o yapının içine girmek istedikleri için çok böyle zamana yayılabilen projeler olmuyor. Orada da öyle bir durum vardı. Cephesine hiç dokunamamıştık o zaman. Üstünde bir tane çatısı vardı. O çatı katını değiştirme şansımız oldu. Girişini değiştirme şansımız oldu. İçinde küçük bir takım değişiklikler yapma şansımız oldu. Merdivenini falan değiştirdik. Yani şurada bakarsak böyle bir daha geçirgen bir merdiven yapmıştık o zaman. İşte en üst çatı katında biraz yüksekçe 4 metre kadar yüksekliğinde bir ilave yapmıştık. Bina şöyle bir yani dışarıdan baktığımızda aslında çok da cephesi değişmemiş. O müdahaleleri çok anlayamadığımız ama hani üstündeki çatı katı değişmiş bir yapıya dönüşmüştü. Yani şu şeyi söylüyorum. Bu üst kat, onun üstünde de bir teras oluştu vesaire. Dış mekanlar oluştu esasında bir taraftan da eğimli çatıyı kaldırınca. Kendi içinde bir kurgusu vardı. Yarım katla yukarı çıkılıyor vesaire. Ama cephesini yani bu haliyle olduğu gibi bıraktık. Aslında bu 1980'lerde bu hale getirilmiş bir yapı. O ilk gördüğümüz Esentepe deki gazeteciler sitesinin tipolojik yapılarından, evet, şunlardan. Bunlara bir geçiş olmuş şeklinde. Evet, evet ve bütün binalar böyle. Orası tabii hani periferiden şehrin en merkezi, iş merkezi alanına bankalar, geçince tabii bankalar, bütün onların merkezleri, yüksek yapılar vesaire. Bu bölgede tabii ister istemez konuttan işle, yani ticari bir ofislerin olduğu bir bölge haline dönüşmüş ve 80'lerden itibaren çoğu yıkılıp o ilk yapıların işte böyle daha çok katlı ve imar durumunun getirdiği bizim tipik çıkmalı, böyle biraz göbekli birer bina halini almıştı. Çoğu bina orada bu şekilde. Gerçi ilk fotoğrafa bakıyorum ve şu an buna bakıyorum, sanki aynı yerden bahsetmiyoruz gibi bir hissim var ama tabii. Evet, çok da benzeşmiyorlar ama şu hemen yanında gördüğümüz aslında o yapıya bunun ikizi olan yapı onun gibiydi ama sonradan o da yıkıldı. Neredeyse hiç kalmadı orada. Konut olarak da çok az var yani orada kullanılan. Genelde artık hepsi ofis haline aldı. Şimdi biz 2010 senesinde bu yapıyı yaptık. Bir yazılım firmasına ait bir yapı bu. Orada çalışmaya başladılar. Sonra bina hem onlara küçük geldi hem de bir takım imkansızlıklarından dolayı hemen yakın çevresinde, yani 2 bina ötesinde 2 tane parseli birleştirdikleri çok daha büyük bir yapı yaptılar. Ana merkezi şirketin. Oraya taşındıktan sonra bu binayı boşalttılar ve bu bir atıl bina haline dönüştü. Fakat bu bir yazılım şirketi. Büyümekte olan. Hem büyümekte olduğu için hem bu demin bahsettiğimiz çalışma kültürünün değişkenliği, jenerasyonlara göre farklılaşma hali, beklentilerin, çalışan beklentilerinin değişmesi gibi sebeplerden dolayı bu binayı biraz daha farklı bir şekilde değerlendirmek istediler. Diğer ana bina biraz daha yani formal bir yapıdayken, bu binada... Yani çalışma alanları falan olarak. Evet, evet, tabii. Yani daha yani çok o da... Kübikler gibi daha şey, öyle mi düzen? Kendi içinde bölümler, departmanlardan oluşan bir bina. Onun da bir sürü şeyi var, verdiği imkanlar var. Ama burayı özellikle yazılımcı olan ekip, genç ekip için, yeni yazılımcılar için, daha böyle birazcık daha informal bir bina olarak tasarlamamız bize brief olarak verildi esasında. Yani daha rahat edecekleri, işte hatta yani şu cümle kullanılmıştı, şortunu giyip gelebileceği falan, biraz daha bugünün beklentilerine, yani o jenerasyonun beklentilerine uyacak şekilde. Tabii bunun içine yan fonksiyonlar da ilave edildi. Şöyle şeyler var galiba, değil mi? Evet, mesela bir tane müzik stüdyosu var, şirket. Bu şimdi kurum kültürü diye bir şey var tabii. 200, yani şu anda kaç kişiler bilmiyorum ama 200 küsür kişilik bir şirket bu ve kendi içinde tabii bir takım sosyal aktiviteler var vesaire. Bir müzik grupları var. Orada işte kayıt yapabiliyorlar. Kayıt stüdyoları var. Mesela bir kafeterya katı var aslında. Çok önemli bu bina için şeyin. Şurada olması lazım. Bu giriş katını biz tamamen dışarıdan da erişilebilen ve diğer bina tarafından da kullanılan bir kafeterya katına dönüştürdük. Şimdi bugünün çalışma alışkanlıkları içinde, talepleri içinde çok olan bir şey bu. Bir masa başında değil de başka başka yerlerde çalışmak. İnsanlar bugün gidiyorlar, kafelerde çalışıyorlar artık. Birazcık da onun toplantılarını mesela daha informal yerlerde, toplantı odalarında değil de böyle bir şeyde yapmak. Bu şeyi... Ya bir yandan şey esasında sadece bir kafe değil de hani bir yandan toplanma alanı. Tabii tabii. Çeşitli çalışma, yani kendim bireysel de burada çalışabiliyorum herhalde değil mi? Evet. Bir şey gün içinde şey, şey toplantı da yapabiliyorlar. Öğle yemeği veriliyor. Yani hem yemek de burada sağlanıyor ama günün her saati çalışan bir yer burası. Yani ekipler ayrı ayrı geliyorlar. Hem kahve molalarını burada veriyorlar, hem toplantılarını yapıyorlar. Yani bu alanların hepsi biraz ona göre tasarladığımız, farklılaşan, kendi içinde değişik oturmalar imkanı veren alanlar. Onun dışında da mesela başka bir aktivite en üst katında bir spor alanı var. Orada da şey bekleniyor, çalışanların spor yapmaları teşvik ediliyor esasında artık patronlar tarafından. Yani işveren... İş güvenliği gibi bir şey tabii mi? Aslında Avrupa'da çok olan bir şey o. Ben şey yaparken Hollanda'da çalışırken Amsterdam'da bizden de öyle bir beklenti vardı. Ben de onu soracaktım. Vardı. Sen hani tabii 2010'dan önce dönmeden önce yani orada da bu değişimin şeyleri var mıydı, başlangıçları var mıydı diye esasında biraz merak ediyorum yani oradaki ofis anlayışı da. Yani ofisler yaptığınız çalışmalarda bunlar talep edilmeye başlanmış mıydı esasında? Evet. Orada mesela bizde tabii büyük ofisler tasarladık biz. Bizde olmayan bir takım, olmayan demeyeyim de belki bugün daha büyük kurumsal yapılar içinde vardır ama farklı alışkanlıklar var. Farklı alışkanlıklar. Mesela şöyle şeyler başlamıştı. Esnek çalışma alanı. Yarı part-time çalışan kişi mesela işte bir masaya sahip olmuyor. O masa herkesin oluyor. Daha verimli mekanı kullanmak için bir takım geliştirilen, belki bugünkü coworking'in bir ilk versiyonları, hani bir şirket yapısı içinde gibi düşünebiliriz. Bu tip bazı denemeler yapılıyordu gerçekten. Çünkü ofis, yani çalışma dediğimiz şey, çalışma mekanları çok bizim sıkıcı bir konu olduğu için belki çok da böyle heyecanla yaklaşmadığımız ama insanların gününün çok büyük bir bölümünü geçirdiği ve iyi hissetmeleri gereken, iyi kullanılması, verimli kullanılması gereken yerler. Bunun üzerine çok aslında kafa yoruluyor. Yurt dışında da, Türkiye'de de artık bir takım ama örnekler. Sanki böyle yazılımcılara ayrı bir özen gösteriliyormuş gibi bir hissim var yani. Hani mesela mimarlar bu kadar bu yazılımcılar için ofisleri tasarlıyor falan ama kendileri için aynı şey yapıyorlar mı diye bazen merak ediyorum yani. Ama galiba siz de bir böyle farklı bir oluşumun içerisindesiniz değil mi? Ofis olarak da. Evet, evet. Biz de kendi ofisimizi bir coworking space diyeyim taşıdık. Bir deneme olarak yaptık bunu esasında. Şundan kaynaklı da oldu daha ziyade. Bazen şey yapısı içinde, ofis yapısı içinde ofis tenhalaşıyor, dışarı gidenler oluyor. Böyle çalışanların biraz daha böyle kalabalık içinde olmasını mesela arzu etmiştik. Bir de bu coworking'i denemek istedik. Başka insanlarla aynı ortamda çalışmak. Bizim şu anda içinde bulunduğumuz daha sosyal girişimciler ağırlıklı bir cowork space. Direkt böyle mimarlar, tasarımcılar yok. O da bir ilginç oluyor. Yani orada kendi çalışma disiplinimizle başka bu yeni nesil çalışma, yani bize göre tabii yeni nesil olan startuplar vesaireler, onları değerlendirme şansımız da oluyor. Yani, bizim şeyimizin aslında disiplinimizin yaşayarak öğrenmek gibi. Evet, evet. Biraz daha katı olduğunu görüyoruz orada esasında, evet, hala. Daha aynı şeyleri üretiyoruz biz hala. O kadar mobil olamıyoruz yine de olsak bile. biraz daha bağımlıyız. Yani esasında o enteresan, bayağı hani kendi sosyalliği olan, yani daha eğitim hayatından o sosyalliği içeren bir meslek olarak hani ofisleri daha yani biraz geri kalmaya başladı diye düşünüyorum, mimarlık ofisleri. Yani hala daha rigid şeyler, daha böyle hani, ama biraz belki o zaman zaman şimdi ara mekanlarla, yani biraz önce senin gösterdiğin ara mekanlar, çünkü çoğu ofiste şimdi onu yapmaya çalışıyorlar yani çeşitli ara mekanlarla. Ama gene de sanki o çalışma alanları tam kırılamıyor gibi hissediyorum. Evet, bir kendi alanına sahip olma hali, kendi biraz da galiba kendi kültürünü üretmek üzerinden bir şey. Yani ben şu değerlendirmeyi yapabilirim. Kendi ofisimize sahip olduğumuz zaman biraz daha tabii özelleşebiliyorduk. Hı hı. İşte sohbetimiz de ona göre olabiliyordu. Dinlediğimiz müzik de ona göre olabiliyordu vesaire. Bu tabii ortak çalışma alanlarında daha bireyselleşiyor insan. Hmm. Yani kulaklığını takıyor, evet, çok fazla ses çıkartamıyor falan gibi. Biraz orada şeyler var ama paylaşılan şeyler artıyor. Mesela yani birkaç mimarlık ofisi aynı binada çalışıp da ortak alanlarını paylaştığı falan, ki bu bence olması gereken bir şey. Ekonomik, evet, olarak, da bugünün dünyası daha... Peki şimdi 2010'lardan kaça geldik ve ne yaptınız? Yani şu an, çünkü hani biraz önce gördüğümüz şu binayla hani şu binayla bu bina arasında oldukça fark var. Evet. Gerçi çevresi de inanılmaz değişmeye başladığını görüyoruz, evet, ama hani siz de başka bir şey yapmış durumdasınız. Evet, evet. Ve yani aynı bina galiba. Aynı binada, aynı yerden bahsediyoruz. No8'deyiz yani. Evet, hala No8'deyiz. Şimdi bize tabii içine baktık çokça yapının. Ama binanın cepheleriyle birlikte değişebilme söz konusu olunca, hı hı, o talepte gelince tabii ki bunu iyi değerlendirmek istedik, elimizdeki bu durumu. Ve bir takım orada binanın kendisinin, mevcutta var olan strüktürün getirdiği bir sürü kısıt vardı. İşte mesela cepheyle ilişkili olarak demin gördüğümüz şeyde yatay pencereler, hı hı, o ışığın hem azalmasını sağlıyor, hem zaten yatayda çok uzamış bir binanın yatay pencerelerle, yani görsel olarak cephe oranları zaten çok ellenmesi gerekiyordu, müdahale edilmesi gerekiyordu. Bir de o, yani alışılagelmiş imar durumunun getirdiği, demin bahsettiğim, hı hı, işte çıkma üzerinde bir göbekli bina dediğim şeyi bozmak istedik. Biz, evet, aslında bizim hedefimiz buydu. Bunu yaparken de binanın yani dışındaki o alikobonttan, ahşaptan, hı hı, vesaire olan şeyi soyup binaya yeni bir katmanlaşma yaratmak istedik. Biraz o yüzeylerin katmanlaşmasını ve o okunabilirliği azaltmak istedik aslında. Yani, hmm, o yapının o prizmatik halini biraz bozmak istedik. Anladım. Onu yapmak için böyle binaya takılı bir takım yarı geçirgen, işte metal meşten yüzeyler ve bina ile arasında ara yüzeyler çıksın istedik. O ara yüzeyler de dışla iç arasında kullanılabilir, çıkılabilir alanlar olsun istedik. Binanın doğramaları, işte yatay pencereleri yere kadar indirdik, ışığı arttırdık. O şey dengesini bulmaya çalıştık. Burada cepheyle ilgili ilk yaptığımız aslında, mesela şurada galiba bir tanesi. İlk şeyler bunlar, çalışma, ilk öneriler. Yani evet, nasıl bir şey yapabiliriz araştırırken, yani bu katmanlaşmayı sağlayabilmek için, hı hı, malzemeleri bulmaya çalışırken ne ekleriz, ne çıkartırız. İlk böyle bir çalışma yapmıştık. Tabii burada henüz bu binaya sonradan çevresinden bir tür şey de yaratan, ne diyeyim, ün de yaratan borular, hı hı, henüz yok, işin içinde yoktu. Yani biliyorduk mekanikten başımıza bir takım şeylerin geleceğini. Ama o kadarını burada görememiştik henüz. Binanın en büyük kısıtlarından bir tanesi tavan yüksekliklerin 2.40 olması. Hmm. Şimdi havalandırmayla, ısıtma, soğutma havalandırmayla ilgili bir şey yapmaya çalıştığında biliyorsun ki tavan yüksekliği çok önemli bir şey. Bütün o boruları içeriden taşıyabilmek için. Binanın kendi içinde teknik olarak şeyi de yoktu. Yani şaftları vesaireleri de yeterli değildi. Tabii yani eski bir bina. Bunun için yapılmamış. Yani onun yapıldığı zaman da bu kadar konfor aranmıyor. Pencereyi açıyoruz, havalanıyoruz. Ama şimdiki beklenti böyle özellikle de çok sessiz iş yapılan ortamlarda, yazılım gibi çok konfor koşullarının yüksek olması, ısıtma, soğutma anlamında, havalandırma, temiz hava anlamında, hem de sessiz olması, hepsini birden sağlayacak bir sistem için biz gerçekten bu binada en çok galiba onunla uğraştık. Hmm. Yani bunun mekanik toplantıları 3 ay falan sürdü. Ve bütün detaylarıyla aslında şurada bir perspektifi vardır binanın. Bu. Yani burada bir patlamış perspektif, bütün cepheleri vesaireleri çıkartabildiğiniz. Biraz dolaşıyorum çünkü merak ediyorum. Çizimin içerisinde dolaşmak çok hoş. Oyun gibi bir yandan da. Hani... şimdi bu dışarıdan görünen hali ama bu boruların hepsi aslında birebir 3 boyutta bunun içine çizildi. Hı hı. Hem mekanikçiler çizdi hem biz ayrıca mimar olarak görselliği kontrol edebilmek adına hepsini tek tek bütün şeylerini çizerek çalıştık. Hatta eskiz defterimi getirdim bir şeyden, bir toplantıdan. Şöyle bir şey almışım anlamak adına. Şimdi burası için konuşuldu bir sürü şey ve önerilen bir tane sistem var. Bütün şeylerin, bütün havalandırmanın tek sistemde çözülebildiği bir sistem bu. All air dedikleri, yani soğutma, ısıtma, temiz hava hepsi aynı şeyden geçiyor. Çok detaya girmeyeyim. Ve bunun bütün parçalarını anlayabilmemiz lazım ki onu tek tek milimetrik olarak binanın içine yerleşip yerleştiremediğimizi kontrol edelim. Böyle aylarımız geçti diyebilirim yani yapıyla ilgili. Ve ya çünkü tavan da... Yani tavan 2.40. İnanılmaz bir şey. Yani. Evet, tuvaletlerin olduğu bölgede işte yoğunlaşıyor bunlar. 2 metreye kadar iniyor tavan yüksekliği. Yani daha düşüremiyoruz ve santimlerle, 1 santim, 2 santim onlarla uğraşıp çözmeye çalıştığımız çok zamanlar oldu. Mesela yine şurada bir toplantı şeyim var. Böyle burada plenum kutusu diye bir şey yani çok önemli değil ama onun bütün parçalarını tek tek yazmışım. Yani çünkü hepsinin ölçüsü önemli. Oraya sığıyor mu, sığmıyor mu? Tek tek deniyoruz falan. Bir de tabii yani böyle yani klima, mekanik sistemlerin sesle de ilgili bir sıkıntısı olduğu için o kesitler bayağı önemli hale geliyor. Çok önemli. Yani bir yandan oradaki 1 santim, 2 santim bile hani kritik olmaya başlıyor. Pek çok değişkeni var ve her şey kritikleşiyor. Sığdırabilmeye çalışıyorsunuz, işte doğru randımanı almaya çalışıyorsunuz. Sonrasında çünkü küçültülmüş bir kesit rahatsızlık olarak dönecek, konfor koşullarını sağlamayacak ki her projede aşağı yukarı olan bir şeydir o da. İşte bunlarla uğraşarak geçti bayağı bir zamanla. Peki bunu yani bunu ya şu an şey gibi anlatıyorsun. Bu ne zaman bir tasarım kararına dönüştü? Yani ne zaman Burcu ile oturdunuz ve şey dediniz? Ya dur biz bunu bir şeye dönüştürelim dediniz mi yani? Öyle bir an var mıydı yoksa bu böyle kendiliğinden bütün hani anlattığın gibi kendinden gelişen bir şey miydi? Çünkü hani burada daha böyle formal yani şuradan baktığımda daha böyle formal bir şeyden bahsediyoruz gibi geliyor. Yani yani neredeyse oyunlu bir şey ve hani bütün o katmanlar dediğin şeylerle zaman zaman örtülen, zaman zaman açığa çıkan falan böyle bir şeye dönüşüyor. Yani bundan bu kadar teknik bir meseleden böyle bir şeye ne zaman karar verdiniz? Ya da kendiliğinden mi oldu? Açıkçası kendiliğinden oldu gibi. Bana da en heyecanlı gelen tarafı o bu projede. Çünkü böyle bir şeyi zorlayarak sadece formal bir kararla yapsak bu kadar arkasında duramayabiliriz. Yani hani o bir tartışma konusu. Evet. Ama bu binada bizim bu dışarıdan geçen boruları geçirebileceğimiz başka hiçbir yer yoktu. Dışarıdan geçirmek zorunda kaldık esasında. Gerçekten tavanlarda döndürebileceğimiz bir alanımız yoktu. İçeride şafttan geçiremiyorduk ve birden aslında böyle bir ikisi birbirini doğuruyor. Aslında bazen tasarım öyle bir şey ya. Dışarıda böyle bir ara kesitli, ara yüzlü, parçalı, katmanlı bir cephe yapma kararı verdikten sonra boruların da bunların arasında dolaşabilme imkanı doğunca ve birbirini destekler bir şey haline dönüşünce o çok keyifli bir an oluyor bence tasarım için. İşte bu oluyorsun, her şey birbirini tamamlıyor. Bu projede onu yaşadık. Ondan sonra da o kararlar tabii çok hızlı gelişti. İşte boruların zaten biraz daha enformal, eğlenceli, oyuncaklı bir bina yapma şeyimiz, fikrimiz vardı. Onun yani üzerine, iç yaşantısı da öyle çünkü. İçi de öyle. Renkli olsun istediğimiz bir binaydı. Ben hani her ne kadar siyah giyinsek de mimar olarak rengi de çok seven birisiyim. Yani niye kullanamayacağımızı hep sorgularım. Kurumun kendi kurumsal renkleri arasında olan renkler bunlar. Bari dedik hani onu oradan almış olalım. Onları tek tek her katı kodlamak için kullandık. Mesela, şurada sanki öyle bir şey vardı değil mi? Ben evet, sanki bir yerde gördüm onu. Onun için mesela mekanikçilere bu durumu anlatabilmek için böyle çalışmalar yaptık. Çünkü bu tabii şeylerin, kanalların her biri ayrı ayrı tek tek ölçüldü, biçildi, üretildi. Her renk ayrı geliyor, birbirine bağlanıyor. Nereden hangi şeyin geldiğini, hangi kattan çıktığını... egzosporları bunlar. Burada görebiliyoruz. Böyle çalışmalar da yaptık sonrasında. Daha iyi anlayıp anlatabilmek için her cephe için burada bir tanesini görüyoruz. Bunun gibi yapı bize yani şuradan baktığımız zaman bizim ilk düşündüğümüzün de ötesinde bu boruları da koyduktan sonra ve o tabii o boruların yükselebilme şeyini çok öngörememiştik açıkçası bütün bu gerekler dolayısıyla böyle uzaya kadar çıkan neredeyse renkli boruları olan bir binaya dönüştü. Etrafta mahallede borulu bina diye bazen hani bir tür bina lakabı olarak konuştuklarını duyduk. Ona da eğlenceli buluyoruz. Yani bütün bu kararlar birbirini getirdi esasında. Böyle bir bina yapalım diye başlamamıştık biz bu projeye. Ama geldiği hal... Ama bir şekilde o gene bu katmanlar, tabii, o çeşitli muğlak birbiri içine geçen şeyler var gibi. Yani ilk cephe eskizlerini anladığım kadarıyla değil mi? Onu hedeflemiştik ama borularda onun aslında... artısı oldu diyelim yani ona daha da bir şey kattı. Ben yani bunu mesela siz bu kararı verdiniz gibi düşünmüştüm mesela. O yükselme hissini siz istediğiniz gibi gelmişti ama o esasında mekanik bir gereklilik mi? Yani şöyle kesit... Şurada bir şey var ama neyse. Bu da tabii... İnanılmaz bir fotoğraf olmuş bu. Çok güzel fotoğraf Orhan'ın sağ olsun çektiği. Yani bu arkadaki şey binası, banka binasıyla birlikte aslında o tezat da enteresan. Şurada kesitte onu gösterebilirim galiba. Pardon. Yani bütün şurada gördüğümüz üst üste binen kanallardan kaynaklı olarak bayağı ciddi yükselmesi gerekiyor. Tabii. Ben işte o enteresan esasında. Hani orada böyle sanki ben... Yani mimari bir jest varmış gibi hissediyor insan. Yani orada böyle ya şunu da şuradan biraz çıkartalım denmiş gibi bir şey algılıyordum hep yani. Şimdi sen tekrar daha detaylı konuşmaya başladığımızda şimdi daha net anlıyorum esasında. Bayağı onlar biraz da kendinden gelişmiş. Kendinden gelişen şeyler. Belki biz onu biraz dengelemeye çalıştık tabii mimari olarak. Yani cephenin oranlarıyla vesaire. Yapının içinde de aynı aslında mekanik sistem bize başka bir şey getirdi. İçeride dolaştıracağımız üfleme kanallarının mesela ne olması gerektiğini bayağı araştırdı. Hı hı. Bunlar şunlar değil mi? Evet, şu sarılar. Bayağı kesitleri çok ince. Kumaş kanal bunlar. En homojen şekilde dağıtan havayı, en az ses çıkartan ve en az yer kaplayan kanalı bayağı aradık bulduk. Sarı rengini de bulunca var mı onun iç mekan fotoğrafı? Şurası yani bunlar tabii bayağı enteresan oldu. İşte zorunlulukların, kısıtların aslında tasarıma katkısı olarak bakabiliriz burada mevzuya. Bence zaten hep böyle konuşulan bir şeydir. Sorunların ürettiği tasarım, yani mimarlık işte sorun çözme sanatıdır falan gibi şeyler vardır biliyorsun. Ama kısıt aslında bana, yani ben onu bir çözülesi bir şey olarak görüyorum ve onun en doğru karşılığını bulduğum zaman da aslında doğru tasarıma doğru ilerlemiş oluyorsun gibi geliyor. Ya galiba sadece bunlarla kalmıyor gibi hissediyorum. Yani bunlar zaten hani şunlara baktığımda böyle çok bir yandan da iyi yakalanmış fotoğraflar. Bir de hala eski bir şeyler var galiba burada değil mi mahallede? Kalan bir şeyler var galiba değil mi? Küçük küçük. Biraz var. Gerçi karşıda çocuk yuvası da varmış. Onlar için de eminim çok eğlenceli bir binadır. Çocuk yuvasının da şöyle, evet şöyle bir şey var. Bu onun resmi olsa aslında fotoğrafı koysam güzeldi. Bu borulardan arta kalan parçaları onlar kendi bahçelerinde bayağı dönüştürüp saksı olarak görüyor muyuz acaba? Bak şurada görünüyor. Görünüyor mu? Evet, bak şurada gözüküyor. Evet evet, yani öyle bir dönüştürme. Çok iyi. Recycling de yapılmış oldu yani o arada, küçücük de olsa. Bir de hani şeyden bahsettim ya. Biz böyle multidisipliner, çok her tasarımın pek çok alanına değinen bir ofis olma hedefimiz vardı. Şimdi bu yapıda aslında ondan bahsetmeliyim. Biz aynı zamanda peyzaj da yapan bir ofisiz. Peyzaj projeleri de yapıyoruz. Bu bina özelinde teraslarını, açık alanlarının peyzaj projelerini de ayrıca yaptık. Ama onları da aslında binanın kendi dili içinde, ama onunla, yani bir peyzaj projesinin olması gerektiği gibi belki kendi dilini yaratan ama parçalarını da kullanan bir şeye dönüştürmeye çalıştık. Mesela ben burada terasın bir şeyini koydum, eskizini, daha doğrusu üç boyutlu çalışmasını. Evet. Bütün işte bu borularla falan, hani onların yarattığı bu mekanlarla birlikte çalışan bir şey olduğu için bu. Oradan nasıl? Esasında bir tür o boru sert de bir şey değil mi? Yani bir yandan çok sempatik tabii, renkli falan, ama bir yandan da sert. Tabii. Yani değil mi? Yani onun için peyzaj için tabii daha da zorlayıcı bir şey haline geliyor. Çünkü yakından bakınca o biraz daha metalik bir büyük bir nesne oluyor. Bir de çok yukarıda duruyor. Evet. Altına giriliyor falan. Onlarla hepsini bir bağdaştıran bir şeye dönüştürmek bir orada problem de. O problemi çözmek için de daha kendi dili içinde binanın aslında mesela çok ortogonal olan bütün o hareketlerine daha açılı. Evet, tam böyle, hatta tam hiç biraz böyle şey. Evet, 45 falan da değil yani galiba değil mi? Yani planlı bir 45. Tabii tabii, böyle burada bir sürü saksılar falan var. Bitmiş halinin görseli mutlaka vardır. Bu alt kattaki bir şey şu. Yani yine arkada böyle bir açık alan var. Orası için yaptığımız peyzaj çalışmaları. Burası bir bitki kütüphanesi gibi, yani raflı bir şey. Diğeri de şimdi bir bulması. Bu ama bu tabii çok önce çekilmiş hali. Peyzajın şöyle bir güzel... Burada da yani planda da sanki böyle bir sürü katman var gibi. Var. O ilk yaptığımız 2010'daki müdahalede aslında o üstteki yapı kendi içinde kat kat yukarı çıkan böyle farklı teraslaşmalar ve kapalı alanda da farklı kodlardan oluşan bir şeydi. Biz onu koruduk. Aslında şöyle oldu yani 2010'da yaptığımız her şeyi koruduk. Geri kalanını değiştirdik. Yani değiştiremediğimiz her şeyi değiştirmiş olduk. Ben o yüzden bu projeyle ilgili şöyle bir beni mutlu eden tarafı var. İnsanın her zaman eline şey fırsatı geçmiyor. Bu bir tür düzeltme operasyonu gibi de. Yani ilk sefer yapamadığın bütün içinde kalan her şeyi bir kere daha yapma fırsatı mesleki olarak çok zor eline geçmesi. Bu yapıda o da olmuş yani oldu. Evet, gerçekten bir tür yani correction şeyi yakalamış olduk. O da ayrı bir güzelliği oldu projenin. Peyzajın dışında bir de tabii şöyle bir, yani biz başlayınca bu şeye binayla ilgili çalışmaya, hatta en başlarında şuradan göstereyim. İlk cephe şeylerini yaparken niyeyse bizden bu talep edilmemişti ama böyle kendimizi tutamama hali veya binanın onu istemesiyle ilgili olarak herhalde bina cephesinin kendi logosunu, kendi kurumsal kimliğini yarattığını düşünerek böyle bir çalışmaya başlamıştık zaten. Yani burada hani bir logo çalışması var. Sonra o biraz değişti ama bir kurumsal kimlik yapalım. İşte binanın kurumsal kimliği. Evet, binanın. Yani hani şirketin zaten var yani. Şirketin zaten vardı. O da enteresan oldu bu binada. Yani bu bina kendi kurumsal kimliğini bina üzerinden üretti aslında. Sonrasında bununla ilgili çalışmalara devam ettik. Mesela logosunu yaptık. Biraz değiştirerek o ilk fikre de benziyor. Yani onun mesela kapıda şeyi var. Yapılmış halini de bulayım. Yani işte kendi logosu olan. Ondan sonra içinde olan kafeteryanın işte her gün menüleri var vesaire. Bizden onlar istendi. Onları da yaptık sonra. Şurada bir tane belki şurada göstereyim. Yani böyle bir bitmeyen tasarım işi gibi değil mi? Orasında da bir şey yapılıyor. Evet, böyle vardır aslında hepimizin içinde öyle bir şey de her zaman ona fırsat veren... Biraz fazla modern böyle kurucu şey değil mi? O böyle içimizde var, hep var. Yani hep bir şeyi düzeltme, onu da yapma, bunu da yapma isteği vardır. Bu binada o elimize geçti mesela. Ama böyle sanki tam da böyle yani hani o ilk cephedeki katmanlar gibi yani çok net katmanlar değiller yani birbirleriyle ilişkilerini de çok anlamak mümkün değil. Çünkü hani şimdi bakarken mesela şuna baktığımda yani şimdi herhalde bununla da ilgili biraz hani sen bize bahsedersin. Hani bu yani bir yandan mesela bütün o binanın içerisinde böyle bir şeyi hayal edemiyorum demek istiyorum. Yani bir yandan o çok böyle brutalist böyle hani o borular İşte şeyler çok böyle o seçimler RAL kodlarıyla seçilmiş böyle çok şey. Bir anda içeride böyle başka bir arayış da var gibi. Yani daha doğrusu bütün bu katmanlar gene yani dışarıda yaptığınız katmanlar sanki içeride de tekrar ediyor gibi hissediyor insan. Bilmiyorum hani tasarlarken böyle olmamış olabilir tabii, süreç daha farklı gelişmiş olabilir ama. Şöyle görüyorum ben kendi adıma onu. İç mimarlığında kendi katmanları var. Evet. Yani onlar çok mimari olduğu zaman bazen istenilen, yani tabii ki duruma, projeye göre çok değişken bu söylediğim şey ama burada bizden talep edilen birazcık daha eğlenceli, biraz daha oyuncaklı olan evvari ofis alanı için o katmanlara ihtiyaç vardı. Yani onlarda grafik benim çok sevdiğim bir araç iç mimarlıkta. Yani renk, grafik bunların olmasını seviyorum. Genelde mimarlar bazen çok daha net ve mimarca mekanları severler ama iç mimarlığın kendi kodları olduğunu düşünüyorum. Onları da yani şey yapmamak lazım. Derken şurada çok güzel yani dolaşımla da ilgili böyle güzel fotoğraflar vardı sanki. Dur şunu sonra belki bahsederiz tekrar. O katmanları da eklemekten geri durmadık. Yani şimdi tabii yeşil işin içine girsin isteniyor vesaire ama o çok böyle yapay bir şey haline dönüşüyor. Onu yapmak yerine belki bunu stilize etmek, grafik olarak soyutlamak gibi şeylerden yola çıktık esasında. Bunlar şeyin binanın içinde bu 4 katta olan kat bölücü cam yüzeyler vardı. Onlar için bir şey üretelim eğlenceli istedik. Böyle kat kat birbirini devam ettiren aslında farklı şey de katlı binalarda ya da büyük yapılarda, bu o kadar büyük bir yapı değil ama Hollanda'da yaptığımız projelerden benim edindiğim şöyle bir şey vardı. Biraz mekanları farklılaştırmak, nerede olduğunu anlatabilmek ya da aidiyet duygusu verebilmek için aslında farklı alanlarda, katlarda, bölgelerde farklı renk, desen, işte ne ise oradaki araç onu kullanma gibi bir yöntem. Biraz yani öyle bir şeyi burada denedik. Her katın kendi bitkisi var falan. O da güzel oluyor çünkü her katın çalışanı ona göre böyle bir şey yapıyor, kendi içinde beğeniyor, beğenmiyor falan. Bir küçük eğlenceli bir tartışma konusu yaratan bir mevzu. Bunu bir çalışmıştık esasında. Bunları zaten camların üstüne illa bir şey yapmamız gerekiyor. Pek çok sebepten, işte güvenlikti, biraz geçirgenliği azaltmak vesaire. Böyle bir şey yapalım dedik. Merdivende falan da okunuyor galiba değil mi? Evet. Ben yanlış mı? Şunlar falan esasında. Onlar evet, o işte var. En üst kattaki mesela merdiven holünden her katın ayrı böyle bir şeyi var. Sonra bunlar çok beğenildi. Biz de beğendik. Bunların şeylere şurada onun içinden çıkan bir takım figürlerin duvarlara boyatalım denildi. Böyle hani çoğaldı yani gitti. Borular gibi esasında. Evet, borular evet. Gibi bunlar da. Yani o borular ne kadar böyle kendi içinde o şey haliyle kendiliğinden orada şey yaptıysa bu da böyle biraz grafikte bir katman olarak binayı içeriden sarmış oldu. Tabii onlar yani buna benzer hareketler hani çok uzun bahsetmeye gerek yok belki ama bütün işte bu mobilyaların evet, üzerinde da, evet. Onların kendi içinde vesaire o katmanlarda iç mekanın katmanları iç mekan oluşturan yüzeylerde ortaya çıkan katmanlar olarak böyle iki taraflı çalışan bir sisteme dönüştü aslında binada. Şu ev gibi deyince yani şu neredeydi bir yerde karşımıza çıktı biraz. Ha evet. Bu da son nokta gibi sanki böyle. Şimdi bu mimarın kendini aşmaya çalıştığı. Yani biz mimarlar olarak biraz daha aslında mesafeliyiz desene, renge, genel olarak dokulara demeyeyim ama yani hani bu tip desenlere falan. Ama yani neden olmasın diye de benim hep kafamda ben çok seviyorum desen esasında ve böyle bir şey koymayı yani bir kattaki bir tuvalet alanlarında kafeteryanın olduğu özelleşmiş alanda böyle bir şey kullanmayı kafama koymuştum. Sonra bunu uyguladığımız zaman bayağı iyi, olumlu şeyler, yani tepkiler aldık. Herkes çok beğendi. Biz de sevdik. Biraz şey tutmamak lazım belki diye düşünüyorum ben artık. Yani zamanla da yumuşuyor insanın. Belki 10 sene, 20 sene önce böyle şeyler yapmayabilirdik ama şimdi keyifli geliyor. Çünkü denemek bile Evet, tabii. Deneyebilmiş olmak, insanlar da keyif alıyorlar. Aslında bir mekanın, bir yapının diyeyim, bana en keyifli gelen ya da bir başarı varsa orada hayal ettiğiniz hayatın cereyan etmesi benim için. Yani hayal ettiğim resimlerin ortaya çıkması, onları çekebilmiş olmak değil. Orası için içini dolduracak bir hayat. İşte onu soracaktım esasında. Tekrar fotoğraflamayı planlıyor musunuz? Yani belki de fotoğrafladığınız burada mı? Yok, ben... kullanıldığı haliyle. Kullanıldığı haliyle. Çünkü insan onu çok merak ediyor. Yani bir yandan böyle dağılan bir ev gibi bir şeye dönüşüyor mu acaba? Çünkü şimdi çok küçük bir, şurada bir şey gör mesela, kaykay falan filan ayak altına konmuş falan filan. Ofislerde hani, tabii ister istemez. Hani bir yandan hani bu mekanların hani kullanılmaya başlandığındaki şeyinde insan merak ediyor. Esasında, yani nasıl dönüşler oldu? Burada da bir tuvalet var galiba ama daha standart şeyler de var galiba. Artık hani böyle her katı farklı yapma gibi diyorum ya, başladık. Bu biraz işin şey kısmı, daha duramama, fantazi kısmı olabilir. Her katı farklılaştırma falan gibi böyle. Çünkü binanın ölçeği de bütün bu yapacaklarımıza çok uygun bir ölçekti tabii. Doğru. Yani her ölçekte bunları yapamayabiliriz. Ya çok, çok tekrar etmeye başlayabilir. Evet, çok, şey çok küçük ölçekte buna alan olmaz. Çok büyük ölçekte artık kontrolü kaçar. Onun için bunları yaptık ama dediğin şeyi, bu proje için öyle bir hani tekrar gidip üzerindeki hayatı fotoğraflamadık ama mesela bizim daha önce yaptığımız Pozitif Müzik için bir Kabataş'ta bir geçici bir süre kaldıkları bir ofis vardı. Onun fotoğraflarını da aslında almıştım yanıma ama neyse. Onunkini, bir de onlar tabii bambaşka bir ekip, kullanılır haliyle fotoğraflamıştık mesela. Yani böyle dağılmış falan. Yani, hayat önemli bir şey. Tabii biz mimari fotoğrafları ister istemez şeyde çekemiyoruz, herkes içerideyken kolay bir şey olmuyor. Daha temiz, düzenli zamanlarında yakalanıyor vesaire ama o da bir mesela Hollanda'da gördüğüm bir şeydir. Yani mimari fotoğrafı insanla çekmek daha makbul bir şey esasında. Da işte her zaman o şekilde olmayabiliyor. Evet, yani baktığımda totalde cidden çok hani kendisi de neredeyse bir tasarım nesnesi gibi alıp hani o biraz önce gösterdiğiniz 8 yani şuradaki başlangıç logosu mu diyeyim artık, hani şuradaki gibi neredeyse kendisi de bir oyuncaklı bir şey ve hani alıp eve götüresi insanın cidden geliyor. Bir de Esentepe gibi böyle daha böyle o plazaların falan olduğu bir yerde böyle bir şeyin yapılıyor olması çok iyi bir his veriyor insana. Yani gerçi çalışanların hislerini bilmiyoruz hani onu ama yani her açısından böyle hani kendi iyi okutan bir bina gibi geliyor bana. Yani iyi hissettiren bir bina gibi geliyor. Çünkü yani bazen o brutalist tavır, yani o çok işte biraz önce söylediğim gibi yani o sertliği de barındırıyor ya. Yani bir sürü esasında burada şeyler var, konstrüktif elemanlar var, işte giydirmeler var falan filan. Bunların katmanların hepsi esasında çok da böyle şey malzemeler değil. Ama bir araya geldiklerinde inanılmaz yumuşak bir şey, böyle bulutsu bir şeye dönüşmüş gibi hissediyor insan. Yani şunun bir bulutsuluğu var cidden yani. O da elinize, belki teşekkür. Elinize sağlık ondan sonra. O da belki işte bizim tasarım yaklaşımımızla ilgili bir şey olabilir. O hani kadın mimar olma hali var ya, belki onunla ilişkili olabilir. Biraz daha işte o yumuşaklık, cesaret demeyeyim de yani aslında esneklik bu. Yani kendini katı formların içinde hani yapılabilirler ve yapılamazlar olarak ortaya koyduğun zaman böyle bir şey yapmak sahiden kolay değil. Ama olabilirlerin alanını arttırdığın zaman belki işte olabiliyor. Evet. Neticede. Teşekkürler. Çok teşekkür güzel ederim. Yani bunu dinlemek de çok zevkliydi. Yani umarım devamı da artık böyle başka projelerde tekrar belki burada buluşuruz. İnşallah. Biz de umut ediyoruz böyle bir eğlenceli bir proje, böyle her şeyle elimizi atabildiğimiz, her tarafına dokunabildiğimiz. Tam mesela kaba yapıdan olsa mesela daha da böyle hani belki coşuyor olabilir insan, değil mi? Daha da böyle farklı şeyleri bu sefer, hani burada başka sorumluluklar, başka zorluklar vardı ama ama onlar da buna yol açıyor. Aslında insan sıfırdan bina yaptığında bunu daha zor hayal eder gibi geliyor bana. Yani tahmin ediyorum. O çok form kaçabilir, çok şey kaçabilir. Evet, evet. O durumu kısıtların getirdiği bir takım tasarımsal çözümler bazen daha heyecan verici sonuçlara doğru gidebiliyor gibi hissediyorum ben. Burada öyle bir sonuç var. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim.